ETV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Hafsa Sultan Mahallesi'nde iki adada yapmayı planladıkları kentsel yenileme projesiyle ilgili bilgi vermek ve projenin ayrıntılarını görüşmek üzere Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çelçi'yi ziyaret etti. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çelçi'yi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Hafsa Sultan Mahallesi'nde iki adada uygulamak istedikleri kentsel yenileme projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen toplantıda Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çelçi ile birlikte başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürlerine Hafsa Sultan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirmeyi planladığı kentsel yenileme projesiyle ilgili sunum yapıldı. Proje üzerindeki ayrıntılardan bahsedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bölgedeki dönüşümün bir an önce başlaması gerektiğine dikkat çekti. Bu dönüşümün bir an önce bu bölgede zaten başlaması gerektiğine inananlardanız. Ergün, Manisa'daki konut açığının günden güne büyüdüğüne işaret etti. Konut sıkıntısına sorun çözüm getirmesi noktasında ilk planlanması gereken alan diye düşünüyorum. Başkan Ergün bu projede Manisa'nın geleceğine yönelik bir adım attıklarını ve kesinlikle siyaset düşünmediklerini dile getirdi. Bu işin siyaset malzemesi yapılmaması lazım. Sonuç itibariyle yapılacak olan hizmet Manisa için yapılacak. Evet. Buradaki 30 senedir, 40 senedir kanayan bir yarayı değiştireceğiz mi, değiştirmeyeceğiz mi? Kişisel evoları bırakmamız lazım. Kişisel kaprisleri kenara koymamız lazım. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de Manisa'nın imar sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Geçmişten beri bu işler hep ötelenmiş biraz da. Ama birilerin bunu yapması lazım. O açıdan biz bu şehrin geleceğine eğer yatırım yapacaksak, hizmet edeceksek, İmarla ilgili en başat sorun konut ve imar, ardışık sorunlar, birbirine entegre sorunlar çözülmesi için bir işbirliği yapılıp bir şeylerin bir model üzerinde anlaşılıp bir şeylerin üretilmesi gerekiyor. Çerçi, Hafsa Sultan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan kentsel yenileme projesiyle ilgili olarak siyasi çekinceleri olduğundan bahsetti. Siyasi bir malzeme yapılmaması gereken bir konu bu. Yani böyle bir hemen siyasi malzeme konusu yapılacak. Ya da tersini düşünüyorum. Böyle benim endişem bu. Yani bu konu siyasi bir malzeme yapılacaksa hiç konuşmaya gerek yok. Toplantı sonunda teknik ekiplerin ortak hareket etmesi ve proje üzerinde birlikte çalışılması noktasında karar alındı. Yunus Emre Belediyesi'nin Laleli Mahallesi'nde hayata geçirmeyi planladığı kentsel yenileme projesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin Hafsa Sultan Mahallesi'nde planladığı projenin entegrasyonunun da sağlanması ve iki projenin bir bütün olarak değerlendirilebileceği de gündeme getirildi. Toplantıların önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi. Ben tamam anlaştı diyen de var. Derinlemesine projeleri hak ediyor. Sevgili izleyiciler, şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Amerikan Kültür Koleji İlköğretim Okul Müdürü Mine Hızlı bizlerle birlikte. Kendisiyle hem Amerikan Kültür Koleji'ni konuşacağız hem de kolejin öğrencilere ve velilere sağladığı indirimleri, imkanları konuşacağız. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Evet, 29 Haziran'da TEOG sınavları açıklandı. Başarılı öğrenciler var. Bu başarılı öğrencilere Amerikan Kültür Koleji olarak sağlayacağınız imkanlar neler? Evet, şimdi 2015-16 eğitim öğretim yılı için TEOG yerleştirme esas puanına göre Anadolu ve Fen Lisesi olmak üzere öğrencilerimize çeşitli burs olanakları sağlıyoruz. Nedir bu burs olanaklarımız? Öğrencilerimizin aldıkları puanlara göre 350-400 puan aralığında olan öğrencilerimize %50, 400-450 puan aralığında olan öğrencilerimize %60, 450-500 puan arasında olan öğrencilerimize de %70 burs olanağı sağlıyoruz. Bunlarla ilgili görüşmek üzere merkez ofisimize gelebilirler. 250-50-70
numaralı telefondan arayarak gerekli bilgileri alabilirler. Tabii ki kontenjanlarımız sınırlı. Sınırlı bir kontenjanımız var. 15 Ağustos'a kadar bir süremiz var. Fakat kontenjanlar sınırlı olduğu için velilerimizi en kısa zamanda ofisimize bekliyoruz. Peki öğrenci ya da veliler neden sizi seçmeli? Niye Amerikan Kültür Koleji'nde? Neden Amerikan Kültür Koleji? Tabii ki bunun çok fazla sebebi var ama en öncelikliler nelerdir? Birincisi bilingual eğitim sistemini veren Türkiye'deki tek kolejiz. Dolayısıyla Manisa'daki de tek kolejiz. Hı hı. Dolayısıyla bir sınıfta çift öğretmenliği, yani bir yabancı dil ve bir branş öğretmeninin olduğu çift öğretmenli model sadece Amerikan Kültür Koleji'nde var. Dolayısıyla İngilizceyi doğal hayatın akışı içerisinde öğreniyorlar. Bu tercih sebeplerinden en önemlilerinden biri. Lise öğrencilerimiz için çift diploma şansımız var. Dünyanın, yani Avrupa'da, Amerika'da 400'den fazla üniversiteye geçiş hakkı sağlayan çift diploma şansını elde ediyorlar kolejimize gelerek. Bunu da vermeye yetkili Manisa'daki tek kurumuz. Türkiye'deki de birkaç kurumdan biriyiz. Onun dışında Avrupa Dil Portfolyosu, yine Avrupa Konseyi tarafından tanınmış Avrupa Dil Portfolyosu'nu da vermeye Manisa'daki yetkili, Türkiye'deki de yetkili çok az kurumdan biriyiz. Manisa'da da bu anlamda tekiz. Dolayısıyla bu olanakları elde etmek için Manisa Amerikan Kültür Koleji'ne kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bültenimize devam ediyoruz. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personeline iftar yemeği verdi. Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen iftar yemeğinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yer aldı. Maski Genel Müdürlüğü personelini iftar yemeğinde buluşturdu. Maske Genel Müdürü Yakup Koç bir açıklamada bulundu. Maske bir yıl oldu, 15 gün sonra resmi olarak 15 Temmuz'da bir yılımızı dolduracağız. Bir yıl zarfında maske olarak çok şeyler yaptık. Ergün, büyük şehrin getirdiği artılar ve eksilerin hep tartışıldığını belirtti. Çok hızlı bir şekilde hareket edebilmek için, bu yapılanma sürecini de hızlı bir şekilde bitirebilmek için bayağı bir çalıştık diyebilirim. Büyükşehir'in getirdiği artılar, eksiler, bunlar hep tartışıldı. Ancak çevresel faktörlerin günümüzde ön plana çıktığı yatırımların yapılabilmesi için Büyükşehir'in artıları fazla. Neden? Her akşam farklı bir mahallede kurulan Şehzadeler İftar Sofrası bu kez Karaağaçlı Mahallesi'ndeydi. Ramazan ayında birlik ve beraberliğin en büyük örneklerinden biri olan toplu iftar sofralarına bir yenisi daha eklendi. Şehzadeler Belediyesi Karaağaçlı Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Başkan Çelik yemek öncesi açılış konuşması yaptı. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Farklı görüşlerimiz olabilir, farklı partilerimiz olabilir. Bunlara saygı duyacağız ama birliğimize sahip çıkacağız. Kardeşliğimize sahip çıkacağız. İftar yemeği programı sanatçı Ahmet İnce'nin seslendirdiği tasavvuf müziği eserleri eşliğinde gerçekleştirildi. İkinci Anafartalar Mahallesi'nden bir yıl önce çalınan kamyonet Sipir yolunda terk edilmiş olarak bulundu. Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi 1513 sokak üzerinden yaklaşık bir yıl önce çalınan kamyonet Sipir yolu üzerinde bulundu. 45FR390 plakalı çalıntı otomobille Sipir yolu üzerinde Orman Müdürlüğü'ne ait alanda kablo çalmaya çalışan kişiler çevredeki vatandaşların dikkatini çekince polise bildirildi. Sipir yoluna çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipleri gören kişi veya kişiler bir yıl önce çaldıkları Anadolu kamyoneti Merdivenli Kaya mevkiinde tali yolda bırakarak ormanlık alana kaçtı. Olay mahallinden edinilen bilgilere göre
45FR390 plakalı aracın Şehzadeler ilçesi, 2. Anafartalar mahallesi, 1513 sokak üzerinden yaklaşık bir yıl önce çalınan kamyonet olduğu ortaya çıktı. Aracı çalan kişi veya kişiler plakasının okunmaması için ön plakayı katladıkları, arka plakayı da şase altına takarak okunmasını engelledikleri görüldü. Maris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı oto hırsızlık ekipleri araçla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri aracı incelemesinin ardından kamyonet çekiciyle sahibine teslim edilmek üzere Maris İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çektirildi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı TÜVTÜRK çiftçileri ve köylüleri mağdur etmemek için gezici traktör muayene istasyon aracıyla da hizmet veriyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetiminde bulunan TÜVTÜRK, çiftçileri ve köylüleri düşünerek seyyar gezici muayene araçları ile hizmet vermeyi sürdürüyor. Gezici traktör muayene istasyon aracıyla il ve ilçelere giderek uzak köy ve mahallelerdeki çiftçilerin traktörlerini, motosikletlerini yerinde muayene yapılmasını sağlıyor. TÜVTÜRK yetkililerinden edinilen bilgilere göre özellikle yaz aylarında merkezde yoğun araç olmasından dolayı tarım arazilerinde çalışmak zorunda olan çiftçilerin traktörleriyle şehir merkezlerine gelemedikleri için TÜVTÜRK'ün hizmeti vatandaşın ayağına götürdüğü belirtildi. Ayrıca muayenesi gelmiş traktörlerin sahipleri TÜVTÜRK'ü arayarak muayene için seyyar aracın gelmesini talep ettikleri takdirde 3 hafta içerisinde gezici traktör muayene istasyon aracı talep edilen yere giderek vatandaşın mağduriyetini gidermiş oluyor. Şehzadeler Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ramazan Geceleri programında çocuk oyunları ve Manisa Metir Mehter takımı yer aldı. Her akşam iftardan sonra Ramazan geleneğinin yaşatıldığı Şehzadeler Belediyesi Ramazan Geceleri'nde çocuklar için birden fazla etkinlik düzenlendi. Animasyon ekibi birbirinden eğlenceli oyunlarla çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Yarışmayı kazanan miniklere Luna Park bileti hediye edildi. Çocuk oyunları, Aşık ile Maşuk gösterisi ve Ateşbaz Şov minikler kadar büyükleri de eğlendirdi. Tempo, tempo. Teravih namazının ardından Manisa Mesir Mehter takımı sahne aldı. Mehteranlar seslendirdikleri birbirinden güzel marş ve ilahilerle Manisa sokaklarını inletti. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Manisa Spor'da gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında anlaşmaya varılan orta saha oyuncusu Tolga Çavdar, 19 Mayıs Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi'nde Başkan Abdullah Mergen'le bir araya gelerek kulüple 2 yıllık ön protokol imzaladı. Manisa Spor Başkanı Abdullah Mergen yaptığı konuşmada Mertan Caner Öztürk'ün ardından Tolga Çavdar'la anlaşmaya vardıklarını belirterek önümüzdeki günlerde bu futbolcularla resmi olarak sözleşme imzalayacağız. Tolga tecrübesiyle ve kişiliğiyle takımımıza katkı sağlayacak bir oyuncu. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz diye konuştu. Tecrübeli futbolcu Tolga Çavdar ise geçen sezon Göztepe'de yaşadığı şampiyonluğun ardından Manisa Spor'a da şampiyonluk için geldiğini belirterek yeni sezonda tek düşüncemiz Manisa Spor'un tekrar birinci lige yükselmesi olacak dedi.
Evet, Evan Haber Bülteni'nin sonuna geldik değerli izleyiciler. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.